Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Arazi alımlarında ve satım işlemlerinde alınacak ve satılacak olan arsa, tarla gibi arazilerin öncelikle sınırlarının tespit edilmesi gerekli. Arazi sınırının tespit işleminde tapu ile arazinin sınırlarının birebir aynı olup olmadığı ölçülüyor. Peki arazilerin sınırlarının tespiti nasıl yapılır? Bu videomuzda bu sorunun cevabını vereceğiz. Arazi sınır tespiti nasıl yapılır sorusunun cevabı ise alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcı olarak iki tarafında herhangi bir hak kaybı yaşamaması için tarla, arsa alanlarının mutlaka ölçümlerinin yapılması ve sınırlarının belirlenmesi gerekli. Bu nedenle satış öncesinde mutlaka arazinin sınırlarının tespiti talep edilmesi gerekiyor. Bunun için kadastro müdürlüklerine başvuruda bulunarak arazi sınır tespiti ölçümünün yapılmasını talep etmek gereklidir. Tapu kadastro müdürlüklerinin yanında bulunduğunuz yerde eğer lisanslı harita kadastro büroları bulunuyorsa bürolara giderek işlemlerin başlatılmasını sağlayabiliyorsunuz. 2020 yılından itibaren arazi sınır tespit işlemlerini LİHKAP adı verilen birim tarafından yapılmakta. LİHKAP birimlerine başvuru yaparak talep edilen gerekli belgeleri ve evrakları tamamladıktan sonra LİHKAP görevlileri tarafından arsanın ölçümleri yapılacaktır. Görevliler arazi sınır tespiti ölçümleri için arsanın yanına gelerek tam ölçüm yapıp köşelerini belirliyor ve tapuyla birebir sınırlar işaretlenip kazık çakma işlemi yapılıyor. Tapuda yazan ölçüyle LİHKAP tarafından yapılan ölçümlerin birbirini tutması halinde ise yeni yapılan ölçümdeki sınırlar yeni sınır olarak kabul edilmekte. Bunun tapuya işlenmesi için de dava açılarak bu ölçülerin tapuya kaydedilerek kayıt altına alınması gerekiyor. Peki LİHKAP dedik ama bu LİHKAP nedir? Aslında LİHKAP adı kısaltma olarak kullanılmakta. Lisanslı Harita Kadastro Bürosu birimine verilen adın kısaltması. LİHKAP görevlilerinin faaliyetleri ise lisanslı harita mühendisleri tarafından devlet adına özel bürolarda yaptıkları eylemdir. Mühendislerin lisansları ise devlet tarafından sınav yapılarak belirlenen ve verilen yetki anlamını taşıyor. LİHKAP'ın faaliyetlerine de ele alacak olursak kadastral yol sınırlarının belirlenmesi, aplikasyon, yer gösterme parselinin yerinde gösterilmesi, birleştirme, bağımsız bölümün yerinde tespiti, kamulaştırma haritaları, parselin veya bağımsız bölümün yerinde gösterilmesi, hatalı bağımsız bölüm düzeltme işlemi teknik rapor hazırlama, tamamlayıcı işler, yapılıyken yapısız hale getirme, bahçe tarla gibi vasıftayken arsa gibi vasıflara dönüştürülmesi veya tersi yapılan cins değişikliği, hatalı numara düzeltme, birleştirme, cins değişikliği, bina yapımı ve yıkımı ile ilgili olmayan ve taşınmaz malın bağ, irtifak hakkı, imar barışı kapsamında zemin tespit tutanağı hazırlama ve bina inşaat taban alanı ölçümü yapmaktadırlar. Peki 2020 LİHKAP arazi sınır tespiti ücreti ne kadar? 2020 yılından itibaren arazi sınır tespiti LİHKAP sistemiyle yapılmakta. Ölçümü yapılacak olan tarla, arsa, arazi gibi alanların bilgileri öncelikle LİHKAP birimindeki görevliler tarafından sisteme kaydediliyor. Lisanslı harita büroları tarafından belirlenen arazi sınırlarında asla yanlışlık olmaz. Çünkü arazi sınırları son derece gelişmiş elektronik aletlerle milimetrik hassasiyetle ölçülmektedir. Sisteme işlendikten sonra arazinin büyüklüğüne bağlı olarak konumu, yol masrafı gibi tutarlar da belirlenen tarife üzerine eklenerek LİHKAP ücret hesaplanacaktır. 2020 yılında arazi tespit ölçüleri için talep edilen LİHKAP ücretlerinin tarifesi 400 ila 800 lira arasında değişiklik göstermekte. Bu tamamen yaşanılan yere ve arazinin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Mesela arazi şehir dışında herhangi bir kırsal bir bölgede ise ya da şehir merkezinde büyük bir parselse bu tutar farklı olacaktır.
Arazinin imar durumu da lihkap ücretini tabii ki de etkileyecektir. Arsa, tarla, sınır tespiti ücreti, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yayınlanan tarife üzerinden illere göre katsayı, ulaşım giderleri gibi bileşenler alınarak hesaplanmakta ve arazinin durumuna göre ücretin ne kadar olacağı belirlenmektedir. Arsaların sınırını belirleyen lihkap birimlerinin ücretleri de arazinin özelliğine göre farklılık göstermektedir. 2020 yılında lisanslı harita kadastro büroları ücret tarifesi de yayınlanmıştır. Hem ekrandan hem de açıklama kısmına eklediğimiz linkteki makalemizden fiyatları daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim tarla, arsa ve tüm arazilerin sınır tespit ölçümlerinin yapılabilmesi için lihkap tarafından tapu sahibinden bazı belgeler ve evrakların ibraz edilmesi isteniyor. Bu belgeleri anlatalım şimdi. Bu belgeler tarla sahibine ait başvuru ve imzalı beyanı, araziye ait tapu ve fotokopisi, tapu sahibinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi, lihkap tarafından belirlenen arazi sınır ölçüm ücretinin ödenmesi gerekiyor. Bu belgelerin ibraz edilmesi lihkap birimine ilk başvuru esnasında yapılabileceği gibi arazi sınır tespit ölçümü esnasında da görevlilere ibraz edilebilir. Şimdi videomuzun artık sonuna geliyoruz ama son iki başlığımız kaldı. Bu başlıklardan birincisi parsel sorgulama. TKGM tarafından artık herkes sahip olduğu arazinin parselini uydudan kolaylıkla sorgulayabiliyor. Sorgulama ekranına parsel sorgulama linkiyle il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri girilerek doğrudan parsel sorgulaması yapabiliyorsunuz. Son başlığımızsa uydudan tarla sınırı ölçme nasıl yapılıyor? Yine uydudan tkgm.gov.tr sorgulama ekranından yine parsel sorgulama linkiyle il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri girilerek doğrudan parsel sorgulaması yapıp arsanızın bulunduğu konuma gelerek arsa sınırınızı ölçebiliyorsunuz. Arsa, tarla, sınır tespiti ücreti hakkında söyleyeceklerimiz de bu kadar. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.